Evet, Cumhur İttifakı'nın Adana önemi nasıldır başkanım? Şimdi ben hem sizlere hem Kozanlı hemşerilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bizi Sağ de olun bugün burada başkanım. misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı tabii ki tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti genel merkezlerinin Sayın Genel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in, Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in üzerinde titizlikle mutabakata vardıkları şekilde ilerliyor. Tabii Cumhur İttifakı'nın oluşumu, bir araya gelme nedeni sadece bir seçimde partilerin başarılarını domine etmek üzerine değil. Bunu zaten bütün halkımız, Kozanlı hemşehrilerimiz de eminim biliyorlardır. Türkiye'deki iktidarın konumu milli ve yerli duruşuyla ilgili Türkiye iç siyasetini yönlendirmek isteyen güçlerin iç siyasetimize, hükümete, hükümet politikalarına müdahale etmeye başladığı süreçten itibaren 17-25 Aralık'la başlayan FETÖ'nün olayların merkezine yerleşmesinden itibaren başlayan bir süreç var. Yani dış güçler özellikle isimlerini de ifade etmekte beis yok. Yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamaya gerek yok. Amerika ve türevlerinin Türk devletini, Türk milletini yönlendirme gayesini, çizgisini devam ettirme ısrarıyla birlikte başlayan bir süreç var. Burada da FETÖ gibi, PKK gibi, DHKPC gibi örgütler üzerinden huzursuzluk veya yandaş bulduğu partiler üzerinden de siyaseti manipüle etme yolu ve yöntemini izlemeye, uygulamaya başladı. 17-25 Aralık olayları, MİT tırları, Gezi olayları, arkasından 15 Temmuz FETÖ kalkışması, darbesi, bugün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve onun sayın genel başkanlarının, liderlerinin mutabakata vardığı Cumhur İttifakı'nı oluşturdu. Yani Cumhur İttifakı'nı iyi anlamak lazım. Cumhur İttifakı partilerin siyasi trendlerini yükseltmek, siyasi başarılarını perçinlemek üzere kurulmuş bir ittifak değildir. Zaten dikkat ederseniz Cumhur İttifakı'nda partiler tüzel kişiliklerini muhafaza ediyor, kendi iç dinamiklerini ayrı ayrı canlı tutuyor, muhafaza ediyor. Sonuca yönelik bir ittifak var. Burada bu ittifak Türkiye'de yerli ve milli olma aklına, isteğine, talebine karşı Amerika'nın başını çektiği yapıların direncidir, engellemesidir. Cumhur İttifakı bu şekilde meydana geldi. Ve Adana'ya da yansıması tabii ki Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi olumlu oldu. Çünkü her şeyden önce niyet önemlidir. Dikkat ederseniz Cumhur İttifakı'nın her aşaması çok açık, sarih, asla önünde bir perde olmadan talepler, istekler, amaçlar hem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey tarafından hem Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey tarafından halka çok açık ve sarih ifade edildi. Dolayısıyla Adana'da Cumhur İttifakı halkın gözünün önünde açık, net şekilde ve birbiriyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi unsurlarının ortak hedefe gönülleri bir şekilde, hedefleri bir şekilde kenetlenerek devam etmesi şeklinde ilerliyor. Şimdi Cumhur İttifakı ile Adana'da seçime giriliyor ve bütün ilçelerinde. Tabii geçtiğimiz pazar günü de Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yıl dönümüydü. Biz de oradaki kuruluş yıl dönümüne Sayın Devlet Bahçeli de katıldı ve Ömer Çelik de katıldı. İttifak orada da vardı. Güzel bir katılım, güzel bir program oldu. Başkanım, bu 50. yıl Adana'da da kutlanması ve sizin eski bir il başkanı olarak da buradaki değerlendirmenizi de alalım. Tabii bu çok önemli ve ülkücülerin motivasyonunu, iş değerlendirmesini kuvvetli şekilde yapmasını sağlayan bir organizasyondu. Büyüğümüz Genel Başkanımız, Hemşerimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey, Milliyetçi Hareket'in 50. yılını Adana'da kutladı. Programlar Adana'da organize edildi. Orada tabii bizi sevindiren hemen programın başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Genel Başkanımızı arayarak Adana'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ismini
Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirileceğini ifade etmesi bizi çok mutlu etti, çok duygulandırdı. Yani o günün anlamına uygun bir devlet büyüklerimizden gelen böyle bir hediye demeyelim ama böyle bir değerlendirme. Ülkücüleri, ülkücü hareketin kurucu lideri başbuğumuzun isminin ve bir üniversitede olması ki evet. Ülkücü hareketin başbuğumuzun Sayın Genel Başkanımızın eğitime verdiği önem, milli hedef olarak koyduğu bir derecede önemli. Üniversiteye adının verilmesi bizi çok motive etti, çok sevindirdi. Orada Sayın Genel Başkanımızın işaret ettiği konular Türk devletinin, Türk milletinin bekasına, geçmişini ve geleceğini bir arada değerlendirmesi, ittifakı anlatması, karşılaşabileceğimiz, karşılaştığımız risklere, tehlikelere işaret etmesi, ülkücü hareketin öneminin altını tekrar çizmesi bizim için ve gelecek nesiller için bir tarihi vesika olmuştur. O program, orada konuşulanlar. Kapalı spor salonunda da 50 yıl önce o kongrenin ruhuna uygun bir sergi vardı. Orayı da Sayın Genel Başkanımız ziyaret etti. Böylece hem ittifak ruhu hem de Milliyetçi Hareket'in iç dinamikleri bana göre bu programla birlikte pekişmiştir. Ve hepimizi mutlu eden bir organizasyon program olmuştur. Evet, çok kalabalık. Tabii ki kalabalık. Bir de Adana'da yağmur şartlarına rağmen ülküdaşlarımızın oraya akın etmesi, AK Parti adına, Sayın Cumhurbaşkanı adına AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in, eski bakanımız AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Belediye Başkan adayları, il başkanı, onların da bu programa iştirak etmesi Cumhur İttifakı'nın da ruhuna uygun bir hareket olmuştur. Evet. Aynı zamanda da ittifak içerisinde iki parti kendi arasında da kaynaşmanın da yoğun olduğu bir toplantı olmuş oldu başkanım. Tabii ki şimdi AK Parti'ye oy veren insanların, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş insanların, hatta bunu biraz daha açmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii. Burada hem AK Parti hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan kastı aslında sadece her iki siyasi partiye oy veren insanları kapsayan bir ittifak değil bu. Yani devletiyle ve milletiyle ilgili endişesi olan, devletine ve milletine olan sadakati, bağlılığı her şeyin önünde olan, farklı siyasi partileri de kapsayan, onların seçmenlerini, özür dilerim, onların seçmenlerini de kapsayan bir ittifak bu. Çünkü biz biliyoruz ki AK Parti seçmeninin, MHP seçmeninin dışında da bizim gibi düşünen ama o dönemin veya ruhuna uygun olarak veya partisine olan sadakatiyle oy veren insanlar var. Bizim gibi düşünen. Bu ittifak üst başlığı, bu çatı aslında farklı siyasi partilere oy veren insanları da kapsıyor. Ki oraya gelen, o gün bizim ziyaretimize gelen farklı partilere gitmiş arkadaşlarımız da gördük biz orada. Zaten Sayın Genel Başkanımızın orada bir helalleşme çağrısı vardı. Ben hazırım dedi helalleşmeye. Yani burada teferruata girmeden Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey çok açık, samimi ve sarp bir çağrı yaptı. Helalleşme önemli bir cümledir. Bu helalleşme adı altında arkadaşlarımızın da biz orada olduğunu gördük. Yani demek ki Sayın Genel Başkanımız bugün İYİ Parti'ye giden arkadaşlarımızın da bir memnuniyetsizlik veya onların hedefleri, politikaları konusunda sıkıntıları olduğunu az çok görmüş ki böylesine önemli bir çağrıyı yaptı. Yani bizim kapımız hilafsız şekilde, sorgusuz şekilde açık, buyurun gelin helalleşelim dedi. Zaten hemen o çağrının arkasından Türkiye'nin birçok ilinde bu manada kendi yuvalarına dönen, kendi evlerine dönen arkadaşlarımız, abilerimiz var, yükudaşlarımız var. Evet, başkanım. Dün akşam Cumhur İttifakı adayı Seyhan, Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'nin seçim bürosuna bir el yapımı bombayla bir saldırı düzenlendi. Adana'da yine geçtiğimiz dönemlerde Fikret Yeni'ye yine bir bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Bu konuda ne dersiniz başkanım? Ya şöyle, ilk önce geçmiş olsun diyorum. Bu tabii siyaset, demokratik siyaset,
siyasetçilerin ve vatandaşlarımızın fikirlerini özgürce ifade edebilmeleri ortamıdır. Bunu engelleyecek, provoka edecek veya kutuplaştıracak her adım, her olay, her fiil, her eylem art niyetlidir. Dolayısıyla biz, Sayın Genel Başkanımız defaten ifade etmiştir. Biz de Türk Milliyetçileri olarak, Ülkücü Hareket olarak seçimlerin demokratik ortamda olmasını, kesinlikle barış, huzur, kardeşlik ortamı içinde geçmesini diliyoruz. Bunun da emniyet güçlerimiz zaten bu konuda gereğini yapıyorlar. Ne yazık ki bütün alınan tedbirlere rağmen bu tip münferit olaylar olabiliyor. Temennimiz 31 Mart ve ondan sonrasında da barış, huzur, kardeşlik içinde bir seçim ortamıdır. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Evet. Başkanım, hafta sonu HDP Genel Merkez Binası'nda yerel seçimlerde Adana dahil 7 büyük şehirde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin karşısındaki adayları adayları destekleme kararı aldı. Bu HDP'nin bu tavrına ne diyorsunuz başkanım? Şimdi tabii HDP'nin burada HDP'yi de iyi anlamak, anlatmak lazım. Şimdi hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de AK Parti, ben hatırlıyorum tarihsel süreç içinde HDP'ye veya ondan önce kurulan aynı maksatlı kurulan partilere demokratik siyaset yapma, kanunlara uyarak siyaset yapma konusunda çok çağrıda bulunuldu. Yani nedir demokratik siyaset? Siz kararlarınızı, uygulamalarınızı kendi genel merkezinizde, tüzüğünüzde yazan kurullarla almak zorundasınız. Yani dışarıdan, PKK'dan, Kandil'den gelen talimatlarla yapılan siyasetin adı demokratik siyaset değildir. Zaten bu tip söylemler, eylemler başladı mı bu sizi otomatikman siyasetin, demokratik siyasetin dışına itiliyor. Yani parti olarak bakmaktan ziyade sanki bir terör örgütünün uzantısı olarak görülmeye başlıyorsunuz. Yani bugün eğer HDP PKK ile terör örgütüyle birlikte anılıyorsa bunun sebebi siyasi partiler değil, halk da değil. Çünkü onlarla eş güdümlü, onlarla aynı menbaadan beslenen söylemleri kullanıyorsunuz. Onların işaret ettiği şekilde davranıyorsunuz. Ve ister istemez halkın gözünde de siz terör örgütüyle aynı kefenin içine konuluyorsunuz. Şimdi burada bu açıklamalardan önce sözde terör örgütünün liderlerinden, terörist başlarından Cemil Bayık, evet, AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifakın yıkılabilmesi için HDP'nin, HDP seçmeninin CHP'ye destek vermesi konusunda bir çağrı yaptı. Zannedersem 10-11-12 Şubat o civarlarda. Bununla birlikte HDP Genel Merkezi'nden sizin de söylediğiniz gibi işte İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Adana'da büyük ilde aday çıkartmayacağız söylemi geldi. Evet. Tabii şimdi burada bu söylemle birlikte işte ekranları, ana haberlerde seyrediyoruz. Zaman zaman CHP'li yöneticilerle HDP'li yöneticiler kafelerde, lokantalarda veya başka yerlerde bir araya geliyor. Şimdi burada problem HDP'nin yaptığı, zaten açık ve sarı yapıyor. HDP diyor ki biz CHP'yi destekleyeceğiz. HDP'nin aynı resimde görülen PKK da aynısını söylüyor. Evet. Destekleyeceğiz diyor. Buna mukabil Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden buna bir cevap gelmiyor. Yani bizim ittifakımız yok ve evet var şeklinde bir cevap gelmiyor. Yani sanki ya biz seçime kadar böyle gidelim. Hani kimse uyanmasın, bunu tartışmasın. Buradan bir oy gelsin. Biz de sonuca doğru gidelim diye bir yaklaşım var. Tabii bu millete ve halka karşı bana göre saygısızlıktır. Ben demin programın başında dedim ki Cumhur İttifakı ve onun AK Parti, MHP'li unsurları açık, şeffaf, sarih kendini ifade ediyor. Ne yapacağını, ne zaman yapacağını, hangi konuları konuşacağını kamuoyuna ilan ediyor. Ama karşıda birleşen yapıya baktığınız zaman CHP, HDP, İYİ Parti argümanlarına, yöneticilerine baktığınız zaman
şeffaf değil, açık değil. Yani telaşlanmış, sanki bu ittifakın duyulmasından dolayı toplum tepki gösterir endişesiyle her şeyi yarım yamalak sözlerle kaçarcasına ifade ediyor. Tabi bu da halkın hoşuna gitmiyor. Niye? Yani halk şunu düşünmez mi? Ya benden kendini saklayan yöneticilere ben nasıl güvenirim? Yarın ileride benden ne saklayacağını, ne söyleyeceğini nereden bileyim? Dolayısıyla bir de tabi pazarlık konuları da gündeme geliyor. Yani siz Adana'da işte bu kadar HDP'nin şu kadar oyu var. İşte bu oy CHP'nin adayına gelecek diye konuşulurken aynı zamanda işte kurumlarla ilgili, daire başkanlıklarıyla ilgili vesaire halkın içinde bu sefer şeyler yayılıyor. Tabii bunlar o halkalardan yayılıyor. Yani bu halk kendi içinde konuşmuyor. Bu görüşmeleri, örtülü görüşmeleri yapanların etrafından, bilgi sahibi olanların konuşmalarından etrafa yayılıyor. Bir pazarlık iddiası mı oldu değil mi? Tabii bakın Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ne dedi hatırlayın? Asla pazarlık olmaz dedi bizde. Asla. Şimdi tabii siyasi partiler geçmişte de ittifak yaptılar. Yani milletvekillikleri vesaire ama hep açık ve şeffaf oldu. Buradaki üstünün örtülü olması, bir şeylerin gizlenmesi ve saklanması bütün Türk milletinin olduğu gibi bizi de endişeye sevk ediyor. Ya yani mesele seçim kazanmaksa elbette bunu demokratik usullere, tahammüllere riayet ederek çalışarak kazanabilirsiniz. Yani kaybeden de kazananı tebrik eder. Bu gayet normal ve doğru. Ama biz şimdi neden endişe ediyoruz? Ya karşımızdaki ittifakın içinde bulunan unsurlar talimat aldıkları yerden Kandil'den talimat almaya devam ederlerse ve bir yerel yönetimde ellerinde olursa bunun sonu ne olacak? Mesela bir örnek vereyim size. Evet. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bulunan Osman Baydemir yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılı yani o yıllarda ulusal haberlere düştü. Haber şu. PKK'nın şehir yapılanması KCK. Evet. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yargıladı. Belediye Başkanlığı yargılıyor. Yani orada mahkemeler var. Şehir yapılanması. Tabii tabii. Evet. Belediye Başkanlığı alıyor. Yani bizim sulh ceza mahkemelerinin, idari mahkemelerin yaptığı misyonu üstlenmiş. Yargılıyor. Ve yargılama sonucunu da belediye personeliyle o personelin başkanı olan Osman Baydemir onunla tebliğ ediyor. Kınama cezası. Böyle bir yapılanma var. Şimdi siz işbirliği yapıyorsunuz HDP ile ve diyelim bir ilçede seçim kazandınız. Bir eş başkanlık sistemi oluştu. Yani kinaye yaparak soruyorum. Allah'a şükür bizim devletimiz buna müsaade etmez de. Sizin belediye başkanınızı KCK mı yargılayacak? Başka mahkemeler mi yargılayacak? Yani siz girdiğiniz çukurun, girdiğiniz ortamın dehşetin farkında değil misiniz? Yani siyasi menfaat için, siyasi başarı için bir araya geldiğiniz unsurların kim olduğunu, bu unsurların Türkiye'ye verdiği zararı, şehit ettiği Mehmetçikleri, polisi, öğretmeni, askeri ki onların cenaze merasimlerine de katılan unsurlar var. Siz bunları görmediniz mi? Yaşamadınız mı? Hani biz siyasi partiler sadece 3 tane siyasi parti olsun demiyoruz. Elbette siyasi partiler kurulur yapar ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına, siyasi partiler yasasına uygun hareket etmek kaydıyla terörle veya amacı gayesi devleti yıkmak olan yapılarla bir araya gelmeden siyaset yapmak zorundasınız. Yoksa o demokratik siyaset olmaz ki. O zaman örgütler girsin seçime. Yani örgütler kendini allayıp pullayıp makyaj yapıp siyasi parti kuruyor. Oraya yerleştiriyor. Ondan sonra dışarıdan talimatla şunu yap, bunu söyle, böyle hareket et. Olmaz ki. Bunu kimse kabullenemez. Dolayısıyla bugün seçimler elbette yerel yönetimler anlamında adayların başarısıyla, performansıyla alakalıdır. Elbette halkımız buna dikkat ediyor, seçmenimiz. Ama bir taraftan da yani makyajlanmış, örtülmüş bir yapının
seçimde kazanması halinde gelecek riskleri de çok şükür Türk milleti görecek kadar sağduyulu, basireti bağlanmadı. Evet. Bununla ilgili bir videomuz var. Onu bir izleyelim başkanım. Tamam. Arkadaşlar hazırsa. 31 Mart'ta tarihi bir zafer kazanmak için seçim stratejimizi açıkladık. Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Hem kazanacak hem kaybettireceğiz. Türkiye'nin her bir yerinde AKP-MHP ittifakını geriletmek için verilen her oy, Türkiye'de barışa verilen oydur. İstanbul'daki oyumuz ile Adana'daki oyumuz ile Cizre halkına, Sur halkına, Silopi halkına selam edeceğimizi asla unutmayalım. Emin olun ki HDP'ye muşta vurulan mühürün sesi İstanbul'da duyulur. Evet, izledik başkanım. Yani tamamen Cumhur İttifakı'nın karşısında bir şekilde kendilerinin karşılarında olacaklarını ve desteklemeyeceklerini söylüyorlar. Şimdi ortada yapılacak bu destek, kendilerinin oyu veyahut da Adana'da söyleyelim. HDP'nin kaç oyu var bu şekilde pazarlık söz konusu edecek kadar, büyük mü? Yani 100.000'in üstünde bir oy olduğunu oy biliyorum. Evet. Yani bu bir pazarlık söz konusunda kullanılacak bir büyüklüktedir değil mi? Ya tabii şimdi bu dehşet verici açıklamalar, yani evet, bizi üzen açıklamalar bunlar. Yani sizin Türk devletiyle, Türk milletiyle ne gibi bir sorunuz olabilir ya? Böyle bir açıklamayı yapacak. Hı. Yani bu ifadeleri kullanacak. Toplumu üzecek, irite edecek, kızdıracak. Nasıl bir şey yaşadınız ki siz? Nasıl bir travma yaşadınız? Evet. Şimdi bir ikincisi, yani siz hükümetler seçilir gider. Yani muhalefet edebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Ama buradaki ifadeler bir hükümeti, yani AK Parti iktidarını yıkmaya yönelik değil. Bak, kullandığı ifadeye bakın. Evet. Kürdistan'da ve Batı'da diye. Yani demek ki bu iktidara yönelik bir sadece bir şey değil. Muhalefet adı altında aslında PKK'nın kuruluş amacına, gayesine hizmet eden ve o niyeti ifade eden, ama bunu AK Parti muhalefeti altında yapan, topluma karşı kendini biraz olsun legalleştirmek için, evet, AK Parti muhalefeti adı altında yapılan bir açıklama. Siz bu ülkede yaşıyorsunuz. Yaşamaya da hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bu ülkenin kurumları ayakta kalırsa, mekanizması ayakta kalırsa, biz evlatlarımıza, çocuklarımıza hep beraber farklı etnik veya mezhepsel yapıda bu ülkede yaşayan herkesle beraber huzur içinde yaşarız. Yani kuruma karşı, devlete karşı bağlılığımızı, onun işleyişine zarar vermeden, halal getirmeden ancak biz de huzurlu şekilde yaşayabiliriz. Şimdi baktığınız zaman burada artık zillet ittifakı deniliyor ama bu ittifak yavaş yavaş dehşet ittifakına doğru gidiyor. Evet. Yani şimdi bu şunu kabul etmek lazım. Burada bu konuşmayı yapan kişinin genel başkanı olduğu partiyle İYİ Parti'nin yöneticileri ve CHP'nin yöneticileri ittifak etme kararı almışlardır. Yani bu net artık. Dolayısıyla buradaki yapılan konuşmalar ittifakta oldukları kişilere de bağlı. Konuşan genel başkan. Bir il başkanı, bir milletvekili, bir alt kademe değil. En üst düzey yönetici. Hı hı. Net şekilde niyetini ifade ediyor. Elbette az milletimiz, Türk milleti bu konuşmaları da görüyor. Değerlendirmesini de yapıyor. Bizim yapacağımız demokratik tahammüllere bağlı kalarak Allah'ın izniyle, evet, bu zillet ittifakına geçit vermeden huzurlu, barış ve kardeşlik içinde seçimi atlatıp tekrar Cumhur İttifakı'nın devamiyetini sağlaması konusunda gerekli katkıyı koymaktır. Biz bu hedefle ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerden sonra da Cumhur İttifakı hala devam edecek değil mi? Yani
Tabii şimdi burada seçimlerle beraber Cumhur İttifakı devam edecek. Devam edecek tabii. Şimdi burada dikkat ederseniz Cumhur İttifakı'nın her ne kadar Milliyetçi Hareket Partisi iktidar ortağı olmasa da izlenen politikalara baktığınız zaman aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıllardır uygulanmasını istediği, savunduğu politikalar var. İç güvenlikte uygulanan politikalar, dış güvenlikte uygulanan politikalar. Mesela en basit örneği verelim. Savunma sanayinde millileşme, yerlileşme, yani bu ülkenin mühendisleriyle, bu ülkenin imkanlarıyla savunma sanayi, dikkat ederseniz o üzerinizden o kalkışmaları, darbe girişimini, huzursuzlukları, etnik fitneyi, mezhepsel fitneyi attıkça teknik olarak ve ekonomik olarak bir hedefe doğru yönleniyorsunuz. Yani yapılan, üretilen ürünler adeta bir doğumu sancıları. Yani büyük devlet olmanın sancıları. Zaten şunu da ifade etmek isterim. FETÖ ile PKK ile 15 Temmuz'da Gezi ile başarılamayan hükümete, devlete yönelik hareketlenmeler bugün ekonomik darbelerle, ekonomik sıkıştırılmalarla yaptırılmaya çalışıyor. Yani bugün dünyaya baktığınız zaman artık sınırlar resmi olarak var ama ekonomik olarak, kültürel olarak ciddi bir etkileşim var. Yani iç içe geçmiş bir dünya ekonomisi var. Burada acaba bunlarla başaramadık, halkı ekonomik sıkıntıya sokarak bu Cumhur İttifakı'nı, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu yerli ve milli 2023 hedefini, Büyük Türkiye hedefinin önüne geçebilir miyiz? Çünkü eğer biz bunu başarabilirsek, biz üzerimizdeki bu prangaları atabilirsek, bunlara karşı eşit duruma geldiğimiz anda biliyorlar ki Türk devletini, Türk milletini asla bir daha kata kültürel ve ekonomik baskı altına alamayacaklar. Şimdi onu attırmamaya çalışıyorlar. Yani o eşiği bize geçirmemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında bu açıklamalar terör örgütleri ve ittifak halindeki yapılar da bu amaca hizmet ediyor. Yani ortaya bir şey koymak yerine adeta yerel ve milli olma azmini yakalamış AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı siyaseten aşağı indirmeye çalışıyor, dibe çekmeye çalışıyor. Evet. Çünkü biz yani halkın oyuyla gelinmesine inanmış, buna saygı gösteren bir siyasi hareketiz. Demokrasiden asla vazgeçmiyoruz. Gezi ile, FETÖ kalkışmasıyla, 15 Temmuz'da ve diğer olaylarla başaramadıklarını, bu sefer acaba seçim sattığına girdik, vatandaşın işte ekonomik olarak sıkıştıralım, vatandaş buna tepki gösterir mi? Yani işte bu HDP, CHP, İYİ Parti arasında kurulan bu ittifakı, bu ittifakın amacını üstüne örtebilir miyiz? Ekonomik olarak işte halkı, vatandaşı sıkıştırarak. Ama Allah'ın izniyle hani meşhur bir söz var. Sen doğru ol, eğri müstahkını bulur. Evet. Dolayısıyla biz asla ve kat'a inandığımız doğrudan vazgeçmeyecek. Çünkü Sayın Genel Başkanımızın açıklaması var. Mecazi anlamda. Evet. Öleceksek bir defa ölelim diyor. Yani biz sürekli sıkıştırılan, sürekli tahakküm altında olan bir ülke olmak istemiyoruz. Bizim kanlarımızda bağımsızlık var. Genlerimizde bağımsızlık var. Evet. Ve inşallah gördüğümüz kadarıyla da Cumhur İttifakı hem Türkiye'nin diğer yerlerinde hem de Adana'da artık AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının, unsurlarının kenetlenmesiyle o hedef, aynı hedefe gönülleri birleştirerek yürümesiyle artık ciddi bir ivme kazanmaya başladı. Hem Adana merkezde bunu görüyoruz, hem Kozan'da duyuyoruz. Evet. Allah'ın izniyle hedefe adım adım yaklaşıyor. Yani ekonomik olarak sıkışan halk tepki vererek sandığa mı gitmemesi hedefleniyor burada? Veyahut da iktidarı, ittifakı yıpratma burada konuşulurken ekonomik yaptırım zaten iktidarın elinde, bir oraya bir şey yapabilir yani
denetleyici bir mekanizmayı çalıştırabilir. Bunu da bir an önce yapması gerekiyor. Bu ekonomik yaptırımların halka yansımasının bir an önce önüne de geçilmesi gerekiyor başkanım. Tabii şimdi bu aslında bu mesele birden fazla parametresi olan bir mesele. Yani işin finans ayağı, bankalar ayağı var. Kredi, yani evet. Siz millileşmeye başladığınız zaman finans piyasasının da dış piyasadan ayrı bağımsız bir model olması lazım. Ayrıca tarımda, finansta, savunma sanayinde, eğitimde, her alanda senkronize şekilde ilerlemeniz lazım. Ki aslında onun ayak seslerini duyan emperyalizm zaten bu taarruzlara başladı. Onu görüyorlar. Yani bu bir gecede olacak bir şey değil. Değil, bu evet. Konudaki politikalar, kadrolaşmaları görüyorlar, hissediyorlar. Dolayısıyla mesela bir örnek vereyim size. Halkbank, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Halkbank üzerinden uluslararası finans piyasasına girdi. Güçlü bir aktör olarak hemen Halkbank'la ilgili işte spekülatif olaylar getirildi. İşte genel müdürümüz tutuklandı. Hemen anında. Halbuki baktığınız zaman yapılan işlerde bir yanlışlık yok. Sadece Halkbank gibi bankanın güçlenip uluslararası finans piyasasına girip devlet adına güçlü bir aktör olmasını istemediler. Ve hemen önünü kesecek hamleler yaptılar. Ben şuna canı gönülden inanıyorum. AK Parti kadrolarının, Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının, Sayın Genel Başkanlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bu konuda asla ve kata ödün vermeden 2023 yılında bölgesinde büyük bir güç olmuş Türkiye hedefine ne kadar inandıklarını görüyorum. Hiç taviz vermediler. Cumhur İttifakı konusunda taviz vermediler. Bu hedefi anlayamayan, bu hedefi göremeyen yapılanmalara karşı hemen siz kenarda bekleyin dediler. Çünkü bu mesele kişilerin, kişisel hedeflerin çok ötesinde devletin ve milletin, nesillerin bekasını ilgilendiren bir mesele. Bu motivasyonu, bu samimiyeti ben dış devletlerin de gördüğüne inanıyorum. Dolayısıyla onlar da önce illegal hareketlerle bu oluşumun önünü kesmek istediler. İllegalitede başarılı olamayınca siyaset üzerinde manipülasyon yaparak, ekonomiyi manipüle ederek mesafe almaya çalışıyorlar. Ama her şeyin sahibi Allah'tır. Evet. Allah Türk milletinin hem Türk coğrafyasında hem de İslam coğrafyasında beklenilen, arzu edilen adaletiyle, kuşatmasıyla ne kadar önemli bir misyon yüklediğini hepimiz görüyoruz. Cenab-ı Allah'ın da dolayısıyla Türk devletini Türk-İslam coğrafyasının üzerinde bir kalkan olarak ben tutacağına inanıyorum ve başarılı olamayacaklarını da buradan ifade ediyorum şer güçleri. Allah Türk'ün yar ve yardımcısı olsun. Amin. Başkanım. Amin. Zaten 15 Temmuz'da da yardımcı oldu ki hedeflerine ulaşamadılar yaptıkları kalkışmayla. Başkanım biraz yerel siyasete inelim mi? Yerellerden konuşalım. Tabii ki nasıl edersiniz. Sayın Hüseyin Sözlü başkanımızın çalışmalarından bahsedelim. Şimdi aslında şu 2014 yılında Hüseyin Sözlü Temmuz-Ağustos ayında geziyordu belediye başkan adayı olarak. Ama sanki biraz geç kaldı gibi. Yani bir hem ittifakın adayı açıklanması hususunda hem adaylığın açıklanmamasından da kaynaklanabilir bu. Biraz seçim yakın bir zamanda adaylığın açıklanması. Biz Kozan'da Hüseyin Başkanımız çok az gördük bu bakımda. Şu anda çalışmaları, projeleri nelerdir? Şimdi tabii Hüseyin Sözlü Bey diğer Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi yeni çıkan bütün şehir yasasıyla birlikte kurucu belediye başkanı misyonunu üstlendi. Yani kağıt üzerinde kurulan evet. Ama pratikte hayata geçmeyen bütün şehir yasasının uygulayan Adana'da ilk belediye başkanı oldu.
Şimdi aday olduğu dönemde mutlaka Kozan'a da diğer ilçelere de defaten uğradı. Şu, çünkü evet. Geriden gelen bir çalışma var. Hı-hı. Fakat bütün şehir yasasıyla birlikte yani Tufanbeyli'den Karataş'a kadar yani Toroslar'dan Akdeniz'e kadar bir coğrafi bölgeyi kapsayan geniş bir alanda hizmet veriyor. Siz Tufanbeyli'nin suyundan da Karataş'ın Tuzla kanalizasyonundan köy, da ben Tuzla köyüne evet. gittim. Büyükşehir'in temizlik aracını orada gördüm. Evet. Tuzla diye bir köyü varmış. Ben ilk defa gittim. Tuzla beldesi evet. Beldeyse ben köyüne de gittim. Orada gördüm. Bir düşündüm. Şar'ı düşündüm. Şar'a da gittim. Tufanbeyli evet, Şar'a. Tufanbeyli. Saha o kadar çok geniş ki yani hizmet açısından da çok hizmet isteyen bir saha. Bu açıdan Allah kolaylık versin. Tabi bu ciddi bir planlama istiyor. Yani siz evet. Teknik kadronuzu, personellerinizi, maddi gücünüzü, araçlarınızı bu alana göre ayarlamak zorundasınız. Bir. İki. Mevsimsel şartlara göre bu sizin için handikap ayarlamak zorundasınız. Şehir merkezindeki hizmetlerinizi ayarlamak zorundasınız. Hüseyin Başkan'ın, Hüseyin Sözlü Bey'in ben bu planlamada mevcut imkanlara göre çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani hem Toroslara hem Yüreğir Ovası'na ve Karahisalı Pozantı'ya bunların yol, su, büyükşehrin yapması gereken hizmetler anlamında imkanların çok çok üstünde maksimum derecede hizmet götürüldüğünü gördük. Şehirle de ilgili Hüseyin Sözlü Bey'le ilgili bana sorarsanız en büyük özelliği, en iyi özelliği nedir diye şehri bu kadar büyük bir şehri bütün olarak görebilme kabiliyetine sahip. Yani şöyle ifade edeyim. Devlet Bahçeli Köprüsü'nü bu köprünün ihtiyaç olduğunu görebilme kabiliyetinin yanı sıra evet. günde 60-70 bin aracın minimum geçeceği köprüyü yaparken aynı zamanda bu köprüden gelen araçların oluşturacağı trafik yükünü çözmek için yeni bulvarlar açması gerektiğini de hesap etmiş. Evet. Bu çok önemli. Yani köprüyü yaparsınız ama o trafiği dağıtacak işte Sarıçam'a, Kozan yoluna, evet. İmamoğlu'na, Yüreğir'in güney kısmına dağıtacak bulvarları da hesap edip eş zamanlı olarak köprüye başladığı anda o bulvar sadece asfalt dökmüyorsunuz. Yani tabii. O alanların hı-hı. istimla planlanması yapmaktan daha zor projelendirmesi. Evet. Aynı anda bunlara da başlıyor. Yani bu şunu gösteriyor. Mesela Seyhan üzerinde bizim Mustafa Kemal Paşa üzerindeki köprümüz, hı-hı. Girne köprümüz, regülatör köprümüz ve settemiz var. Bununla birlikte settenin fiziki olarak kullanılması sıkıntılı olduğu için zaten Devlet Bahçeli Köprüsü evet. yapıldı. 1.6. Bununla birlikte evet bir Devlet Bahçeli Köprüsü. Evet. Hemen galeriyayla Fuzuli Caddesi ile Yavuzlar arasında Yavuz. İkinci köprü. Yavuzlar Köprüsü. Evet. Hemen regülatör köprünün ilerisinde üçüncü köprü. Yani evet. şu anda üç tane köprünün iki köprü yapılıyor. Üçüncü köprüde temeli atıp başlanacak. Bu şöyle görmüş. Şehri bütün olarak görüp şehrin güneyi ile kuzeyi arasındaki Seyhan ve Yüreğir'in güneyi ve kuzeyi arasındaki ekonomik ve kültürel farkları giderecek yollar ve projelerle şehri bütünleştirmeye çalışıyor. Yani bir yandan Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Sayınbeyli, Feke, Tufanbeyli, Karataş, Yumurtalık, Ceyhan'a hizmet götürürken şehir merkezinde ürettiği projelerle de bunu entegre etmeye çalışıyor. Özellikle en başta ulaşım. Evet. Mesela başka bir örnek vereyim size. Ben bunu özellikle çok beğenerek ifade ediyorum. Gençlik merkezlerimiz var. Gençlik merkezleri üniversite ve orta öğretim seviyesinde sınavlara hazırlık için ücretsiz Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan merkezler. Kurumlardır. Hı-hı. Şimdi bu kurumlar mesela Kozan'da yanlış bilmiyorsam 700 öğrenci kardeşimiz gençlik merkezimize gidiyor. Bu hizmetin iki büyük özelliği var. Bir,
sosyal belediye gereği Hüseyin Sözlü Bey Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ailelerimizin bütçesine direkt katkı yapıyor. Yani siz ücretsiz gidiyorsunuz buraya. Dershane ücretinden kurtarıyor. Tamam. Bir. İki. Çocuklarınız güvenilir, manipüle edilmeyecek, farklı yönlere çekilmeyecek ortamda bir eğitim alıyorlar. Evet. Ya başkanın, Hüseyin Sözlü Bey'in üzerinde titizlikle durduğu kurumlardır. Zaman zaman dışarıdan profesyonel yardımlar da alınır. Ve bu gençlik merkezlerinin başarı düzeyinizde görmenizi isterim. Yani her yerde Türkiye derecesi, Adana derecesi yapan öğrencilerimiz var. Adana genelinde de bu hem birçok ilçemizde, işte yukarıda Sayınbeyli'de, Kozan'da, Adana'nın birçok ilçesinde, Karahisarlı'da, şehir merkezinde, şehrin güneyinde, kuzeyinde bu gençlik merkezlerimiz var. Ve on binlerce öğrencimiz, aileleri buraya gözleri arkada kalmadan yüksek kaliteli eğitim alarak çocuklarını gönderiyorlar. Şimdi bakınız, sadece yani şunu anlatmak istiyorum. Hüseyin Sözlü Bey şehrin demografik yapısını, ekonomik yapısını, ulaşım meselesini aynı anda görerek bu hizmetleri eş zamanlı olarak çıkarıyor. Evet. Çünkü şehrin ekonomisine yaptığınız katkı da önemli. Mesela Adana'da metal sanayi sitesi var. Buranın bölgesel olarak çevresi de küçük organize sanayi gibi düşünün. Sanayi bölgesi ilan edildi. Niye? Çünkü burada çalışan kişi aileleriyle birlikte 250 bin, 300 bin kişiye denk gelen bir ünite burası. Metal büyük, sanayi. Büyük. Çok evet. İhracat yapan firmalar da var. Ve ilk olarak hemen belediye başkanlığını kazanmasının ardından burada geçmişte sele sebep olmuş. Evet. T8 kanalı hemen DSE ile işbirliği yapılarak bu kanal tamamlandı. Yol çalışmaları tamamlandı. İşgal edilmiş alanlar kurtarıldı. Köprüler yapıldı oraya. Şehrin diğer bölgesiyle ulaşımı kolaylaştıracak. Yani şehirde üretime katkı sağlayan, evet, istihdam yaratan o ekonomik üniteyi hemen canlandırdı. Çok güzel. Bir yandan da kuzeyden güneye yeni bulvarlar açtı. Şehir planlarına işledi bunu. Hem kuzeyden, hem kuzeyde var, hem güneyde var, hem de kuzeyden güneye inen akslar var. Ve ben çok önemli bir şey daha yaptığını düşünüyorum. Herhalde bu ziraat mühendisi olmasının verdiği bir durum Hüseyin Sözlü Bey'in. Evet. Adana'da birinci sınıf tarım arazilerinin imara açılmasına, yoğunluk alarak açılmasına karşı durdu. Yani kentsel dönüşümün ruhuna uygun olarak kentin içinde yapılmasını teşvik edecek uygulamalar yaptı. Yani bugün Adana'da Reşat Bey, Cemal Paşa, efendim Toros, Tellidere, daha sayacağım birçok yerde eski binalar bina sahipleriyle müteahhitler arasında anlaşma sağlanarak yıkılıyor, yenileniyor. Yani kentsel dönüşüm dediğiniz budur zaten. Evet. Kentsel dönüşüm birinci sınıf tarım arazisine veya boş arsaya gidip binaları dikip yapılanma değildir, yapılaşma değildir. Evet. Dolayısıyla bu şekilde güzel ve ciddi uygulamaları var. Mesela Kozan'da da Kozan'a Hüseyin Sözlü Bey ayrı değer verir. Yedi Göz'e su projemiz su var. Projesi, evet. Kozan, İmamoğlu, Ceyhan Yumurtalığı kapsayan, hatta Yedi Göz'e'nin kodunun altında kalan bütün köyler de bundan istifade edecek. Bu önemli bir proje. Yani burada işte şuranın şu kadar oyu var, buranın bu kadar oyu var demeden Hüseyin Sözlü Bey insanın olduğu her yere hizmet götürmeye çalışıyor ve bunların hepsini mevcut imkanlarla yapmaya çalışıyor. İnsan odaklı. İnsan odaklı. Göller Yaylası'na ben gittim. O suyun ilk çıktığı yere gittim ben. Sayınbeyli'ye varmadan sağdan gidiyorsunuz. O büyük devasa kayaların altına indik. Ya dedik, bu su buradan nasıl gidecek? Araçtan hafif bir yol açmışlar. Araçtan çıkart 4x4 giderken korktuk. Çünkü araç neredeyse %80 eğimle çıkıyor. Ya dedik, bu borular buradan nasıl yukarıya çıkacak? Sonra baktık ki yani insanlar inanınca, samimi olunca o 80 derece eğimden de çıkarıyorlar.
90 dereceden de çıkarıyorlar. Mesela göller meselesi, oraya yapılan hem oranın değerlenmesi, insanlarımızın sağlığı, efendim orayı tercih edenlerin rahat gidip gelmesi, evet, bir takım şeylerden istifade etmesi açısından önemli. Mesela buradan Kozan adayımız, Cumhur İttifakı'nın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kozan adayı Nihat Atlıbey'e de selam olsun diyorum. Çünkü ben de o ziyarette vardım. Organize sanayi bölgesi için Nihat Bey, Hüseyin Sözlü Başkanımızdan temasa geçti. Buranın suyuna, sanayi suyuna takviye yapılması konusunda gittik. Yönetim karşıladı. Hem Nihat Atlıbey adayımız hem Hüseyin Sözlü Bey'e briefing verildi. Ve ASKİ eliyle geçen hafta geldiğimiz ziyarette de temel atıldı ve ilerlemeye başladı. Evet. Bu tabii, şunu da ben buradan da özellikle AK Parti milletvekili, bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. Kozanlı olması hasebiyle de Tamer Dağlı Bey'e teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın arkasında direk gibi duran, samimi, sağlam şekilde duran diğer milletvekili ve AK Parti'nin diğer unsurları gibi. Ve şunu da gördüm ben. Yani bu oluşan etkileşimden AK Parti milletvekilleri, AK Parti teşkilatları, Kozan adayımız Nihat Atlı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü ve adayımız Hüseyin Sözlü Bey, evet, bunun unsurların arasında oluşan etkileşimden ben şunu hayal ettim. Bir tarafta aktif, dinamik, inanmış, tecrübeli Hüseyin Sözlü. Evet. Bir taraftan şehir için gerçekten samimi şekilde çalışmak isteyen Nihat Atlı Bey. Evet. Bir taraftan AK Parti milletvekilleri. Ben gördüm ki bu unsurlar 31 Mart'tan sonra Kozan için ve Adana için çok büyük işler yapacaklar. Ben bunu hissettim, gördüm. Çünkü ciddi bir samimiyet var. Yani hamle yapmak istiyorlar. Ara ara sohbet ediyoruz. Mesela işte istihdamı, Kozan'ın işte en büyük belalarından olan uyuşturucu vesaire meselelerin önüne geçmek için hem kurumsal olarak alınacak tedbirler güvenlik güçleriyle birlikte, hem de bunun en büyük nedeni olarak görülen işsizliği ortadan kaldırmak için AK Parti milletvekilleriyle, AK Parti teşkilatlarıyla, Büyükşehir, Nihat Atlıbey, diğer unsurlar el ele verip burada çok farklı projeler de yapmak istiyorlar. Yani burada iktidarın gücü, iktidarın dinamizmi, yerel yönetimlerin bütüncül bakış açısıyla birleştiği zaman ben çok güzel şeyler olacağını görüyorum, hissediyorum. O samimiyette hepsini de gördüm. Bundan önce iktidarın gücü yokken hem Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler, hem bundan sonraki 31 Mart'tan sonraki seçilirse tekrardan yine Hüseyin Sözlü, iktidarın gücüyle daha fazla bir yatırım, daha fazla bir hizmet getireceğine bizlerin de inancı var. Çünkü artık iktidarın gücünü de arkasında alacak. Mesela Adana'nın içindeki karnı yarık, üstünün kapanması. Biz bu Kozan'dan Adana'ya gidince en çok ızdırap çektiğimiz şehir ana arterinin tıkanmasıydı. İktidar gücünü beraberinde alması, göller yolunun nasıl açıldıysa daha çok bir hizmetin gelmesi demek olacak, değil mi aşağıda? Tabii şimdi mutlaka yerel yönetimlerin meseleye bakışı elbette hani samimi, tecrübeli. Hüseyin Bey özellikle bu 25 yıldır tecrübesi var. Ama iktidardan burada kastımız özellikle Kozan'ı, Adana'yı dış dünyaya açacak. Ticari manada ve turizm manasında. Evet. Projeleri siz ancak hükümet eliyle yapabilirsiniz. Yani siz Büyükşehir Belediyesi veya Kozan Belediye Başkanı olarak atıyorum, örnek veriyorum, teşbihte hata olmaz. İşte Karataş'ta Adana Büyükşehir Belediyesi bir turizm havzası yapacaksa bunu tek başına yapamaz. Yani kanunlar da buna müsaade etmez. Ama iktidarla birlikte komplike çalışmayla, ki ben özellikle de şu andaki AK Parti milletvekillerinin, Sayın Genel Başkan Yardımcılarının, parti sözcülerinin, teşkilatlarının bu konuda samimiyetini, istek ve arzusunu, yani yerel yönetimlere destek konusundaki istek ve arzusunu biz sahada görüyoruz. Dolayısıyla hem bir yandan Cumhur İttifakı adı altında oluşan yerli ve milli akıl
devlet bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederken diğer yandan da yerelde lokal olarak yapılacak hizmetlerin ebatını, boyutunu büyüterek, daha ayrıntılı girerek Adana'yı ben hani isim vermek, Adana'yı ben hiçbir şehirle benzetmek istemem ama hani dışarıdaki bir şehirle benzetmek istemiyorum. Zaman zaman o hatayı yapıyoruz. Adana'yı İstanbul, İzmir gibi dış ekonomik ünitelerle iç içe geçmiş, mesela sağlıkta ve diğer sair alanlarda Türkiye'nin ilk ikisi, ilk üçüne girecek şehir haline getireceğine inanıyorum. O istek vazim var. Zaten yan yana geldiklerinde, beraber olduklarında, programlarda falan bu tip meselelerde antrenman yapar gibi konuşuluyor, görüşülüyor. Bu konuda ben ciddi şekilde ümitliyim. Onu ifade etmek isterim. Burada büyükşehir yasası, biz Kozan 2014 yılından sonra Adana'nın ilçelerde tüm ülkede olduğu gibi nüfusun belli bir sayının üzerindeki büyükşehir yasasına binaen dahil oldular. Ben iktidarın gücü derken geniş bir alan ve iktidardan mali olarak, yani bir iktidar belediyesinin bir mali desteği açısından demiştim. Hüseyin Başkan'ın orada ben biraz zayıf kaldığını gördüğüm için iktidarın gücü dedim. Ki bundan sonra hizmetlerini iki katına çıkaracağını düşünüyorum. O açıdan iktidarın gücü diye söyledim. Ki burada işte Kozan'a yapılan yağmur suyu drenaj hattı, ki burada bir güçle yapıldı. Kozan 2004-2014 yıllarında da yine başka bir belediye başkanı vardı. Hem iktidarın mali gücüyle istese yapabilirdi ki çok güçlüydü. O zaman yapılamayan, bu imkansızlıkların, az imkanların olduğu bir zamanda yapılması Kozan'ı bir yağmur ve sel merkezde kurtarmış oldu başkanım. Tabii şimdi orada yağmur suyu meselesinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, ASKİ'nin, evet, özellikle maddi, evet, kalemler anlamında gerek verdiği malzemelerle, hı, gerek teknik destekle ciddi bir katkısı oldu. Ben proje anlamında adayların Nihat Atlıbey'in veya Hüseyin Sözlübey'in adına konuşmak istemiyorum ama, hı hı, Kozan'daki asbestli borularla da ilgili yedi gözüden gelecek suyla birlikte Allah'ın izniyle ciddi bir çalışmanın olacağını da duydum. Biliyorum. Burada şunu ifade etmek isterim ayrıca. Şimdi belediye başkanlığı hakikaten diğer kamu yönetiminden de ciddi fedakarlık yapılıyor, gayret sarf ediliyor ama belediye başkanlığı halkla iç içe olan, her meseleyle ilgilenilmesi gereken bir müessese, bir görev. Yani siz belediye başkanıysanız sabah saat 7'de ayakta olmak zorundasınız. Şehrin veya ilçenin demografik yapısını, ekonomik yapısını ezbere bilmek zorundasınız. Şehirle iç içe geçmiş olmak zorundasınız. Yani mesela Kozan'ı hissetmek zorundasınız. Evet. Kozan'a inanmak zorundasınız. Hiçbir bahane olmadan mesainizin 24 saatinizin 17-18 saatini bu ilçeye, bu şehre, bölgeye vermek zorundasınız. Yani çünkü belediye başkanlığıyla elinize geçen yetkiler sizi önü açık bir başarıya da götürebilir, başarısızlığa da götürebilir. Yani bu koltuklara oturan insanların hepsinin önüne aynı imkanlar sunuluyor. Siz gerçekten belediye başkanı olmadan önce iyi düşünmek zorundasınız. Yani bu normal sıradan bir makam değil. Ciddi bir sorumluluk. Ailenizden, efendim, işinizden, gücünüzden sizi alıkoyacak, bütün mesainizi vermek zorunda olduğunuz bir sorumluluk.
Yani şehrin her şeyinden sorumlusunuz. Evet. Binasından sorumlusunuz. Efendim, portakalından sorumlusunuz, kozanın suyundan sorumlusunuz. Dolayısıyla bu görevlere talip olmadan önce bu meselelere yönelme, bu meselelerle sabırla ilgilenme konusunda iyi düşünmeniz lazım. Yani yoksa hani halkın içinde, hani zaten belediye başkanları, adaylar genellikle bilinen, tanınan insanlar olurlar. Çok bilinmeyen, tanınmayan çok nadirdir. Hani iyi bilinirken hakkınızda, eğer bu şekilde konsantre olmazsanız, hakkınızda kötü eleştiriler durup dururken yapılır. Evet. Dolayısıyla bu tip görevlere talip olmadan önce en az 5 senenizi vakfetmeniz gerektiğini, bunu hiçbir bahaneye bakmadan, yani zaman zaman şunlar olur ya, ya işte işte bunu yaptık, şunu da mı yapmamız lazım? Şu şöyle oldu, bunun da mı? Öyle olması lazım, evet. Yani evet. Sizin göreviniz o. Yani sizin göreviniz şöyle değil. Ya ben bunu yaptım, bir bitti, ikinciyi yapmasam olmaz. Hayır. Eğer varsa talep, ikinciyi de yapacaksın. Üçüncüyü de yapacaksın. Yani görevinin sonuna kadar Allah nezdinde şunu rahatlıkla söyleyebilmelisin. Evet, ben bu göreve getirildim. Halk beni seçti. Kimse zorla getirmedi bu göreve. Ben buraya oturdum. Mesaimi harcadım. Samimi oldum. Elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Bu kadar yapabildim. Bunu diyebiliyorsanız mesele yok. O yüzden ben Cumhur İttifakı adaylarının tamamının, işte Kozan'da Nihat Atlıbey, evet, Büyükşehir'de Sayın Hüseyin Sözlü Bey Başkan, Çukurova'da, Sarıçam'da, Yüreğir'de, her yerde meseleyi iyi idrak ettiklerini düşünüyorum. O heyecanı görüyorum onlarda. Zaten hani Hüseyin Sözlü Bey'e de özellikle burada atıfta bulunuyorum. Hüseyin Bey kendine gelen hizmet talebi anlamında, yani sorun anlamında, o anki ekonomik durumu çok fazla sorun etmeyen bir insan. Yani onu gördüğü zaman hemen yardımcı olmak isteyen, o sorunu çözmek isteyen bir yapıya sahip. Mesela atıyorum işte Sayın Beyli Eyüplü köyünde su problemi var. Evet. Yani oranın o anki hani büyük şehrin şeyine bakmadan hemen talimatını verip, çünkü talep eden insan, yani siz belki şehirde efendim bir takım imkanlardan rahat istifade ediyorsunuz ama evet, burada sizin sorumluluğunuzda. Veyahut işte efendim Karataş'ta, Aladağ'da, mesela Kızıldağ Göller Yaylası'na yapılan, evet, bu hizmetin iz düşümü Kızıldağ Yaylası'nda var. Uçak indi öyle yapılan, evet, yere. Yani iki aracın yan yana geçemeyeceği yere Adana Kızıldağ Yaylası yolu yapılarak uçak inecek şekilde genişlikte yapıldı. Orada da güreş festivali de düzenleniyor. Yani yani Hüseyin Sözlü Bey bunu tabii Adana'nın güney kesiminde de hizmetlerini yaptı. Yani o konuda yukarıda Allah var. Hı hı. Ayırt eden, kıskanan bir şeye sahip değil. Evet. Mesela ilçe belediye başkanlarından gelen bütün talepleri karşıladı. Yani bu yarın benim karşıma aday çıkar, bu şekilde kıskanıp da halkın alacağı hizmeti engelleme gibi bir düşüncesi olmayan bir insan. Bakın Kozan'da, Adana'nın efendim doğu kısmını diyelim, kuzeydoğu kısmı, Kozan'da Göller Yaylası. Evet. Kuzey batısına bakalım. Kızıldağ'da Kızıldağ Yaylası, Karaysalı'nın üstü, onun yolu. Evet. Adana şehir merkezinde Adnan Menderes Bulvarı'nın şehir, evet, merkezindekilerin, hani Kızıldağ veya göllere gitmesi imkanı olmayan insanların yararlanacağı mesir alanı. Adnan Menderes, evet, sahil yolu yenilendi. Orada piknik alanları, oturma yerleri, onun hemen karşısında 30 veya 50 dönümlük bir alana mangal park yapıldı. Evet. Geçen açılmış. Tabii. Evet. Mesela şehir içinde 5 sene içinde 153 otobüs daha aldı. Ki bu otobüsler yazın bizim yaylalarımıza gidiyorlar başkanım. Değil mi? Kozan'ın belirli köylerine günlük seferleri var. Adana'daki insanlar çok rahatlıkla sabah geliyorlar, akşama kadar işlerini görüyorlar ve otobüsle tekrardan dönüyorlar ve çok dua ediyorlar. Çok memnuniyet verir. Yani Adana'da Toros Mahallesi'nde oturan, Mahfaz Sığmaz'da oturan, işte Remzi Oğuz Arık'ta oturan Kozanlılar, evet, mahalleleri fazla, bilirler. Evet. Hangi otobüsten istifade ediyorsa, hangi teknolojiden, konfordan, hı-hı, bugün örnek veriyorum, işte
Gazi köyündeki vatandaşımız veya Kozan Damyeri köyündeki Şevkiye'deki vatandaşımız da aynı konfora sahip otobüsten istifade ediyor. Bu evet. Çok önemli biliyor musunuz? Yani burada işte ben Hüseyin Sözlü Bey'in motivasyonunu görüyorum. Yani bu 153 otobüs ciddi maddi külfet getiren, yani sadece otobüsü almakla kalmıyorsunuz, 153 de şoför alıyorsunuz. Onların yani günlük akaryakıtları, tabii akaryakıtları var. Belki bunlar, Kozan'ı kurtarmıyordu. Köylerine giden otobüsler maddi anlamda taşıdığı yolcuyu, yaktığı mazotu kurtarmıyordur ama hizmet odaklı olunca, ki insanlar sırf köyden Adana'dan köye mezarlıklarını gezmeye geliyorlar belediye otobüsüyle, ki değil mezarlıklarda Sayın Hüseyin Söz 2014'te geldikten sonra en öncelikli yaptığı iş bütün mezarların temizlenmesiydi başkanım. Şu anda da hala aynı temizlikte. Devam çok edelim. Güzel. İnsanlar çok memnunlar. Mezarlığın bakımlı olmasından, işte sürekli bir ilgilenenin olmasından ve cenaze hizmetlerinden de çok fazlasıyla ziyade insanlar memnunlar. Evet. Ben mesela hani Hüseyin Sözlü Bey'in yaklaşık 25 yılı bulan bir belediye tecrübesiyle hala aynı heyecanla doğduğu büyüdüğü topraklara hizmet etme şevkinin heyecanını gördüm. Mesela ben Nihat Atlıbey'e de aday olmadan önce böyle sohbet ederken belediye başkan adaylığı geçtiğinde sordum. Yani burada söylememizde de bir beis yok. Kozan halkı evet. da bunu duysun. Evet. Kozanlı hemşerilerimiz. Dedim ki ya belediye başkanlığı hani teşkilat yönetmek, bizleri teşkilatta görev yaptık. Farklı bir şey dedim. Hani nasıl oldu bu adaylık meselesi? Nasıl düşündün dedim. Evet. Bana dediği şu. Benim dedi Kozan'a borcum var. Benim Kozan'a büyük borcum var dedi. Yani kendi siyasi hayatında veya sosyal hayatında girdiği çıktığı mevzileri, hedeflerini böyle evet. sohbet ettikten sonra kendi ailesinin işte rahmetli İsmet Atlı'nın amcası bir takım işte hatıratlarını anlattıktan sonra şunu söyledi. İnsanlar dedi bunu tabii herkes hisseder ama dedi ben Kozan'a, Kozanlı'ya hizmet etmem gerektiğini hissettim dedi. Yani benim bu borcumu ödemem lazım dedi. Beni Nihat Atlı yapan yer dedi Kozan. Bana sahip çıkan yer Kozan ve ben Kozan'a dedi borcumu ödemek istiyorum. Ya dedim bu ciddi ve meşakkatli bir sen de dışarıdan görüyorsun. Bütün bir cümle kullandı. Bütün hücrelerimle hazırım dedi. Ne olduğunu neler yapmam gerektiğini iyi düşündüm dedi. Zaten onu hissettikten sonra dedi bu kararı verdim dedi. Bismillah deyip yola çıktım dedi. Dolayısıyla ben Nihat Atlıbey, Hüseyin Sözlü Bey hepsinde bu önemli olan bir defa bu işte heyecandır. İnanılmaz. Yani heyecan olmazsanız dünyanın en zeki insanı da olsanız, evet. muktedir de olsanız önünüze projeler, sorunlar geldiği zaman şöyle bir bakar ondan sonra yığılıp kalırsınız. Tabii. O heyecan size iş yaptırır. Ben bu heyecanı görüyorum hepsinde. Allah'ın izniyle inşallah 31 Mart'tan sonra davet ederseniz evet, tabii. Buraya geliriz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak evet. adayı Hüseyin Sözlü Bey ve Nihat Atlı Bey'in buradan bugün konuştuklarımızı tekrar ederiz. Kayıt altına alırız, tarihe not düşeriz ve heyecanla da onların yapılmasını bekleriz evet. inşallah. Sayın Nihat Atlı Cuma günü program konuğumuz. Evet. Cuma günü akşam bizim. Şimdi Cumhur İttifakı ile beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nin de işte Adana'da bütün ilçelerle beraber seçime girmesinde oyu yükselecek mi başkanım? Yani ittifakın gücüyle beraber oylarımızdaki yükselti nasıl olacak? Şimdi ben çok güzel bir şey söylediniz. Şunu özellikle ifade ediyorum. 31 Mart seçimlerinde çıkacak sonuç hiçbir siyasi partinin hanesine yazılmayacak. Cumhur İttifakı'nın oyu olarak geçecek. Yani tartışılacak olan konu Cumhur İttifakı'nın İttifak. Aldığı oy olacak. Bunun özellikle altını çiziyorum. Yani hem AK Parti'ye gönül vermiş Kozanlı hemşerilerimize hem de partimize, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş
hemşerilerimize özellikle ifade ediyorum. Alınacak sonuç, Adana'da alınacak sonuç elbette belediyeleri kazandıracakken Cumhur İttifakı'nın hanesine yazılacak. Ve Sayın Genel Başkanımız ne dedi Devlet Bahçeli Bey? Özellikle dedi bu seçimden sonra çıkacak sonuçla kurulan, emek verilen, Türkiye'nin bekası için getirilen başkanlık sistemini de sorgulatıp buradan farklı noktalara gidilecek dendi. Demek ki o zaman bizim Adana'dan Cumhur İttifakı'nın hiçbir yere oylarımızı kaydırmadan Cumhur İttifakı'nın adaylarına vererek Adana'dan yüksek bir sonuç elde etmemiz lazım. Şimdi bazen bakıyorsunuz adaylar çıkıyor. Evet. Dikkat ederseniz yani siyasetle az çok uğraşanlar tahmin eder. Bazı yerlerde adaylar AK Parti'nin oylarından acaba devşirilebilir mi diye çıkarılıyor. Bazı yerlerde adaylar acaba Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeninden oy devşirilebilir mi diye çıkarılıyor. Bölmeye dikkat çalışılıyor. Tamam. Yani. Dolayısıyla bu ciddi bir sorumluluk hem Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem partimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı hemşerimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in altını çizerek önemine atıfta bulundukları Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak bir tek oyu bile Cumhur İttifakı'nın dışındaki yerlere kaçırmamamız lazım. Bu konuda dışarıdan duyduğumuz ne olursa olsun manipülasyon, provokasyon ne olursa olsun liderleri iyi dinleyip, iyi takip edip onların niçin bu kadar ısrarla seçmenlerini bu hedefe yönlendirdiklerini hatta kendi gibi düşünen ama başka partinin seçmeni olan seçmenleri de niçin Cumhur İttifakı'na davet ettiklerini, hangi riskleri gördüklerini, hangi tehlikelerin görüldüğünü iyi anlamak, iyi etmek lazım. Evet. Burada bir parti oylanmayacak, bir ittifak kesinlikle oylanacak. Kesinlikle. Altını çizerek ifade ediyorum. Evet. Bu son sorumuz. Bir saati geçti. Programımız başkanım. Meclis üyeliği dağılımı nasıl olacak? O konuda duyduğumuz yani, biraz bir karışık bilgi olduğu için size sormak müsaade isterim. Ederseniz ben vatandaşımızı eksik bilgilendirmek istemiyorum. Evet, tamam. Bunu parti merkezlerinden, genel merkezlerinden çünkü gelecek şeyler bir bilgi yani. Olduğu için ben de tam biz de bir şeyler diyoruz için. Ama eksik olduğumuz için vatandaşımıza evet yorum evet. Yaparak anlatmayayım. O zaman müsaade ederseniz. Son olarak söylemek istediklerinizi evet. İzleyicilerimizle paylaşalım. Ben Ota TV'ye ve size teşekkür ediyorum. Ota TV Kozan'ın markasıdır. Evet. Onu özellikle ifade edeyim. 26 evet. Yıldır yayındayız baş. Kozanlıları bilgilendirdiğiniz için bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Değerli Kozanlı hemşerilerimize bizi dinleme zahmetine katlandıkları evet. için teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Yine ilerleyen süreç daha 40-50 gün var. Yine sizi biz konuk etmek isteriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi izleyen izleyicilerimize de bizlere zaman ayırdıkları için teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.